Biz kendi meselemizi çözeriz. Biz kendi meselemizi çözmeye muktediriz. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu için söylüyorum. Kavgaların bile nasıl barışabileceğini ortaya koyan bir kültürü bize öğreten, ölüsüne günlerce, aylarca sahip çıkıp taziyelerde birbirinin omzuna kafasını yaslamayı bilen bir milletten, bir anlayıştan ve bir kardeşlikten bahsediyorum. Bizim Amerika'ya ihtiyacımız yok. Bizim bizi birbirimizden ayıracak ya bizim kültürümüzden, dinimizden, inancımızdan, inanışımızdan bir haber olan Avrupa'ya ihtiyacımız yok. Burada size seslenmek istiyorum. Bu anneler sadece kendi evlatlarının peşinde değiller. Vallahi de billahi. Bağdat'ta yaşanan dramın bitmesinin, Şam'da yaşanan dramın bitmesinin, Halep'te yaşanan dramın bitmesinin peşindeler. Biz emperyal bir ülke değiliz. Bizim başkasının toprağında zerre kadar gözümüz yok. Başkalarının bizim topraklarda gözümüz olabilir, gözü olabilir. Biz Diyarbakır'ın barışına ve hürriyetine, Diyarbakır'ın kardeşliğine, Orta Doğu'nun, Orta Asya'nın, Balkanların kardeşliği olarak bakıyoruz. Allah'a hamdolsun. Diyarbakır huzura kavuştukça bu dediğim coğrafyalar huzura kavuşuyorlar. Bizi zayıflatmak için, bizi sıkıntıya uğratmak için, Bizi birbirimizden koparmak için her türlü senaryoyu on yıllardır uyguluyorlar. Bu annelerin isyanı, bu annelerin itirazı, bu babaların itirazı ve bu babaların isyanı tam 1097 gündür. 309 evlatları için 304 ailenin isyanı sadece 7 yaşında, 8 yaşında, 9 yaşında, 10 yaşında, 11 yaşında bir çocuğu alıp daha götürüp Kalaşnikov'un boyu kadar o çocuğa silah verenlere sadece değildir. onların maşa olarak tutanlardır. Biz kardeşiz. İnnemel müminine ihvetun. İnananlar kardeştir, biz Müslümanız. Sadece bu coğrafyada bu anneler bizden bir beklenti içerisinde değil. Çocuğunu okula gönderen anneler bir beklenti içerisinde değil. Serebreniz anneleri nasıl bir sıkıntı çekmişse bilmenizi istiyorum. Bu sıkıntı da aynı sıkıntıdır. Renk önemli değil, dil önemli değil, anlayış önemli değil, etnik kimlik önemli değil. Dün Pakistan'da bir kez daha bu gerçekle karşılaştım. Bu kardeşiniz İdlib'de de bu gerçekle karşılaştı. Bu kardeşiniz yerinden edilmiş milyonlarca Suriye ile karşılaştığı zaman da bu gerçekle karşılaştı. Kıymetli Cumhurbaşkanımızın sadece derdi bu ülkenin yükselmesi, standartlarının yükselmesi, büyümesi, güçlenmesi değil. Biz Müslümanız. Etrafımızdaki bütün coğrafyaya huzuru vermek zorundayız. Bu Diyarbakır iki peygamberi koynunda yatıran bir şehirdir. Dünyada bunun bir kez daha bir tane daha örneği söz konusu değildir. Burası dualı bir şehirdir. Burası evliyalar şehridir. Burası sahabeler şehridir. Burası tarihin bir emanetidir. Bunu ortadan kaldırmak isteyenler bize bizi, bize geçmişimizi, bize medeniyetimizi, bize kardeşliğimizi unutturmak istemeyenlere fırsat vermiyor Diyarbakır anneleri. Hani biz okula giderken annemiz aman evladım dikkat et der ya Diyarbakır anneleri bütün Türkiye'ye ve bütün dünyaya aman dikkat edin diyorlar. Ne olursunuz? Biz bir acıyı çekiyoruz diyorlar. Biz bir sıkıntıyı çekiyoruz diyorlar. 37 evladıyla buluşmanın her anını yaşayan bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Her anını yaşayan bir cumhurbaşkanının yol arkadaşı olarak söylüyorum. Dünyada bu yaptıklarının bir karşılığı yoktur. Terör örgütlerinin bu yaptıklarının herhangi bir karşılığı yoktur. Sadece tabidirler. Sadece elemandırlar. Ve Sadece bu coğrafyaların bütün dünyaya o vereceği, o nakşedeceği anlayışı engellemeye çalışmaktadırlar. Diyarbakır büyük bir kültürdür. Cizre öyledir. Şanlıurfa öyledir. Hakkari öyledir. Her birine elinizi attığınız zaman binlerce yıllık bir medeniyetin fışkırdığını görürsünüz. Bizi medeniyetsiz bırakmak isteyenlere. Annelerimize ve babalarımıza tabi olmamamızı isteyenlere. Atalarımızı unutmamızı isteyenlere bu anneler fırsat vermiyorlar. Her duruşları bir haykırıştır. Her duruşları dünyada yazılan en önemli klasiklerdir. Bunu bilmenizi isterim. Burada öğretim üyelerimiz var. Burada hocalarımız var. Burada Doğu ve Güneydoğu'nun birçok tarafından gelmiş dostlarımız ve arkadaşlarımız var. Onların buraya gelişi, attıkları her adım esas itibariyle tarihimizi, medeniyetimizi ve kardeşliğimizi elimizden almaya, zenginliklerimizi elimizden almaya, dilimize kaba atılmaya çalışanlara, dinimizi evet, dinimize saldırmaya çalışanlara karşı bir duruştur hem de güçlü bir duruştur. Biz bunun farkındayız. Biz bunu biliyoruz. Dördüncü yıldayız. Birinci gününde gene buradaydık. Tam 97 gün önce hep beraber buradaydık. Beraber burada olmaya devam edeceğiz. Terör örgütü ne zaman bitecek? Yakın zamanda Türkiye'de bitecek merak etmeyin. Allah'ın izni ve inayetiyle. İnşallah, inşallah. Ama sadece bizi o yetmez. Etrafımızdaki coğrafyadan söküp atmalıyız. Terör örgütünü söküp atarken bilesiniz Amerika'yı söküp atmak istiyoruz. Açık söylüyorum. Lafın arkası ve önü yok. Yıllarca darbelerle bu coğrafyayı onun için karıştırdılar. Alevi, Sünni, Türk, Kürt onun için bizi birbirimize düşürdüler. Onun için bizi birbirimize yabancılaştırmaya çalıştılar. Dinimizin doğrularıyla dünyanın, medeniyetimizin gerçekleriyle dünyanın buluşmasını istemiyorlar. Ne olursunuz. Onun için bu anneler ne diyorsa, bu babalar ne diyorsa ben emirlerine amade oldum. Onun için kıymetli Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan onları bir gün yalnız bırakmayacaksınız diye zinen, kalben, gönül olarak bize talimatlandırdı. Çünkü onların ortaya koyduğu bir inanç, birilerinin itmesiyle sağlanan bir inanç değildir. Bunu bilmenizi istiyorum.